İlknur Suya Batmaz'ın annesi Sebahat Eş 87 yaşında. Bitkisel hayattaydı. Tıbbi destekten olumlu sonuç alamayınca bitkilerden sadece 3 ay kullandı ve sağlığında büyük gelişmeler kaydedildi. Annemin ne rahatsızlığı vardı? Bir yeri ağrımıyordu annemin ama yemek yemiyor, ölü gibi uyuyor. Bitkisel hayat diyebiliriz öyle. Acıktığını hissetmiyor. Acıktım, acıkmadım mı, tok mu, hiç öyle. Yani nasıl anlatayım, bir ölü. Ondan sonra Yalova'ya kardeşlerim onu acile götürüyor gece. Bayılıyor yani. Doktorlar çekiyorlar kan tahlili, şunu bunu yapıyorlar ama hiçbir şey yok diyorlar. Psikoloji kapı, istaş şurubu, o kadar. Onları da içtikçe daha da çok yıkılıyor. Tekrar fenalaşıyor acile. Bu sefer karamsele acile. 2 sene. 2 senedir. Ondan sonra kardeşlerim telefon aldı. Gelin annemi alın, yani annem ölümcül derecede. Aldım getirdim buraya İstanbul'a. Annem çok fena. Ondan sonra bizim aile doktorumuza götürdük. O da kanlar falan alındı. Ondan sonra onlar bir şeycik yok. Kansızlık yok, bir şey yok. O da ne verdi? İştah şurubu da verdi. Sonra benim bir iştah şurubum evde vardı Ömer Coşkun'dan. Onu anneme içirmeye başladım. Öbürlerini attım. Baktım annem biraz yemek yemeye başladı. Ömer Coşkun'a son aldım, buraya anneme götürdüm. 3 ay kullandı. Annem öyle iyileşti, öyle güzel oldu. Yani kendi bile, bir öksürüğü vardı annemin. Balgam çıkaramıyor. Böyle kendi öksürdüm. Biz başına toplanıyorduk annemin. Yani 3 ay Ömer Bey diyor ki kullanın kompasını. 3 ay 15 gün bile annem kullanmadı. Biz yatalak, annem yatıyor böyle felç gibi. Biz hep yatağa getiriyoruz ayağına, ağzına. Annem şaşırdı. O öksürük, o balgam nereye gitti, kurudu. Yani annem bile şaşırdı. O zaman belden aşağı felç gibi oldu. Böyle emekleyerek yürüyordu. Sonra işte Ömer Coşkun verdiği yağları falan, onları sürdük. Yani annem anlatamam. Yani annem buraya gelmeseydi şimdi mezardaydı. Yani kendi bile şaşırıyor. Görenler, komşular, herkes şaşırdı kaldı. Yani Allah razı olsun Ömer Coşkun'dan. O kadar iyi ki, o kadar iyi ki. Yani dedim ki Ömer Bey, ona kan tahlili 3 ay sonra yollanın dedi. Aldık kan tahlillerini. Kesinlikle kullanmıyor. Ben iyiyim diyor. Hiç kullanmak istemiyor. Çok güzel iyileşti. Ondan. Yani devlet böyle yetiştirmiyor. Yetiştiren de engel olmasınlar. Yani annemi bir görseniz, çok çok iyi. Allah razı olsun Ömer Coşkun.